Merhabalar, ismim Cemile Oya Ercantürk. Cardella piyano ve nostalji antiği sahibiyim. Daha önce 4 dükkan işletiyordum. Ancak şimdi tek bir dükkana hepsini yerleştirdik. Bu gördüğünüz dükkan daha önce Hatırla Sevgili Pastanesi olarak kullandığım bir dükkandı. Geçirdiğim yangından sonra yeniden düzelttik, yeniden açtık. Çukur Cuma'nın çok yakını, Çukur Cuma Antikacılar Çarşısı. Ancak antikanın ne olduğunu genelde kimse bilmiyor diyebilirim. Çünkü herkes kendini antikacı ilan etti. Oysa nostaljiyle antikayı karıştırıyorlar. Antikanın ne olduğu ancak o parçayı yapan kişinin, sanatçının yaptığı parçada bir sanatsal değerinin olması, bir mührünün, imzasının veya bir işaretinin olması, hatta seri halinde değil de özellikle tek olarak yapmış olması gibi özellikler aranırken, biz şimdi hepimiz birdenbire antikacı olduk. Benim yapmak istediğim şey, ben 40 senedir bu işin içindeyim. Yaptığım şuydu, insanların beğenmeyip attığı veya kıymetini bilemediği, sattığı objeleri yeniden hayata geçiriyorum. Onların bakımlarını yapıyorum. Hatta ben onları, koltukları toplayıp da yeniden modernize ettiğim zaman döşemeci arkadaşlar benim için bu kadın çöpçü müdür nedir diyorlardı. Bunu diyorlarmış, bunu sonradan söylediler. Bilseydik zamanında biz de toplardık Oya Hanım, hiç aklımıza gelmedi dediler. Ben onları ziyan etmektense hayata yeniden kazandırmak ve onun değerini bilecek insanlara satmak arzusundayım. Antika dükkanında çeşit zenginliği bir hayli fazla. Ürün yelpazesi arasında cam objeler, seramikler, heykeller, bakırlar, gümüşler, aydınlatma araçları, hepsi göz alıcı. Hepsi bizi yıllar öncesine götürecek kadar derin izler taşıyor. Rahatlıkla burada objeleri inceleyerek bir günün nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Oya Hanım, yabancıların ilgisi nedir? Özellikle Yunanlı turistlerimiz çok fazla ve onlar buradan genelde göç eden, gönderilen vatandaşlardı. İnanın bana, Türkiye'de kendilerine ait hemen hemen hiçbir objeyi kaçırmak istemiyorlar. Hepsini alıp götürüyorlar ve Yunanistan'da çok fazla para ettiğini söylüyorlar. Özellikle evrak, zarflar, pullar, evet, tarihi evraklara, kendi geçmişlerinde sahip oldukları tapulara çok düşkünler. Plaklar hakeza. Yani inanılmaz bir şey, geçmişi yeniden yaşayıp yeniden yaşatmak istiyorlar ve de orada çok değerli olduğunu söylüyorlar. En sevdiğiniz objeler nelerdir mesela? Aydınlatmaları çok seviyorum. Aydınlatmaları çünkü bu, evet, karanlık günlerde karanlık dünyamızı aydınlatan şeyler beni çok mutlu ediyor. Onlar çünkü çok şeyler gördüler. Ben de onları hayal ederek yaşıyorum. Onun dışında bu objeleri reklam çekimleri için, filmler için, klipler için, dizi filmler için kullanıyoruz. Tabii ki kolay bulunan şeyler değil. Benim müşterilerim geliyor, "Aa, bu vardı, bizde de atmıştık" diyorlar.
Ama işte atıp değerini bilmedikleri şeyleri burada görüp geçmişe dönüyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Benim herkese tavsiyem, gençlere özellikle tavsiyem, geç kalmadan ilgi duydukları bir objeyle koleksiyonerliğe başlamaları. Yarınlarında onlara maddi manevi çok büyük değer kazandıracak, mutlu olacaklar. Hem söylediğim gibi parasal olarak hem de çok güzel bir eğlence konusu. Onları aramak, bulmak ve onları her bulduklarında inanılmaz keyif alacaklar. Bence herkes koleksiyoner olabilir, gayret göstersinler. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim.